İzlediğiniz bu videonun pdf dosyası engineeringtr.com'da Arkadaşlar merhabalar Bu videoda bir önceki videoda Maximum Power Transfer yani maksimum güç transferi ile ilgili e, konumuzu ne olduğunu işledik e, mantığını da vermeye çalıştık. Bunun akabinde şimdi bir örnek çözmeye çalışalım isterseniz. Şöyle bir örneğimiz var burada e, klasik bildiğimiz Thevenin yöntemlerini öncelikle bu soruya gelmeden önce öğrenmiş olmamız gerekiyor. Bunun için önceki videolarımızdan en azından böyle herhangi bir bağımlı kaynağın olmadığı bir devrede nasıl bulunuyordu, bunu bir bakmanızı tavsiye ederim. Şimdi bunun az çok Thevenin'in belli kurallarını biliyorsanız da bu sorumuzu dilerseniz şimdi çözmeye çalışalım. Öncelikle burada isterseniz. Bize AB aralığındaki arel direnci üzerinde oluşabilecek maksimum power transferi için arel ne olmalı? Biz bir önceki videoda bunun Tv'nin değerine eşit olması gerektiğini zaten verdik. Biz demek ki burada Tv'nin eşitini bulacağız. Tam bu AB aralığına düşen yani bu bu bir nevi göreceli büyük devreyi TV'nin direncinden ve Tv'nin voltajından oluşan simple basit bir devreye düşürmeye çalışacağız. O zaman burada ben bildiğim t yöntemlerimi uygularım. Burada uygularken e, öncelikle nasıl yapıyorduk? Bağımsız kaynaklardan oluştuğunu görüyorum devrenin. Öncelikle şöyle yapabiliriz. Burada bir eş değer direnci bulabiliriz. Bunun yönteminde de neydi? E, voltaj kaynaklarımızı voltajın her noktada aynı olması için düz tel. Bu noktadaki voltajda bu noktadaki voltajın aynı olmasını sağlamak adına düz tel. Ee, akım kaynağı içinde ne yapıyorduk? Akımın akmaması için bu noktadan bu noktaya burayı açık devre open circuit yapıyorduk. Dilersen bunu bir yapalım. Ardından nasıl bir devre gözükecek ve tevenin eş değer direncini önce bulalım. Ardından da tevenin eş değer voltajına geçelim. Şimdi öncelikle RTV'nin eşdeğer direncini bulmak istiyorum. Bunun için öncelikle ne yapıyorum? Ee, bak burada e, öncelikle voltaj kaynağını düstel, tel, buradaki akım kaynağını da açık devre şekline getiriyorum. Ardından burada e, şöyle bir devre oluşuyor. Bu devreyi daha basit halde şu şekilde yazabildiğimi görebilirsin. 2 ile 3 birbirine seri. Çünkü burası open. Devamında 6 ile 12, 2 kola ayrılıyor. Devamında bunlar B'de birleşerek devam ediyor. Aynısını daha net görebilmek adına bu şekilde çizelim. e Şimdi buradan e, RTV'nin ne olur o zaman? Rahatlıkla şunu söyleyebilmen lazım. RTV'nin 3 artı 2'den 5 artı 6 ile 12'nin paralelliği olarak e, görüyorsun. Burada 6 ile 12, iki tane paralel direnci çarpımları ve toplamları şeklinde 6 ile 12 de 18 yapacağı için 18'i de şöyle 6 kere 3 şeklinde yazıyorum. Daha sonrasında ise bu 6'lar gittikten sonra burada RTV'nin değerine 5 artı 12 bölü 3 4 5 artı 4 daha 9 ohm olarak buluruz. Bu şekilde RTV'nin değerini bulduktan sonra TV'nin eşdeğer voltajını bulmak için ister AB arasına burada mesh analizi uygulayabilirsin veya voltaj ki nodal analizi uygulayabilirsin. Düğüm gerilim noktası metodunu biz uygulayalım yani nodal analizini uygulayalım. Bunun için ne yapıyorduk? Dilersen şimdi şuraya bir, bir kez second olarak ikinci işlem olarak. Tevenin voltajını bir başlığımızı yazalım. Şimdi bu e, second ile dedik ikinci olarak Tevenin HDR voltajını bulmak için ben burada e, düğüm gerilimleri yöntemini uygulayacağım. Şimdi bunu nasıl uyguluyorduk hatırlayacak olursan şöyle diyelim. Şimdi öncelikle AB araları açılacağı için AB arasında e, bu bölgeye açıldığı takdirde dikkat etmen gereken ilk şey farklı noktalara, ee, TV'nin voltaj değeriyle başlayarak isimlendirme yapmam lazım. Fakat burada TV'nin voltajını şu A noktasına işaretleyecektim normalde. Ee, fakat burada 2 ohmluk direnç var. Bunu e, başka bir örnekte anlatmıştım. Ee, biz TV'nin eşdeğer direncini bulurken bu AB noktalarına giden direnç direnç için yaptığımız için TV'nin direncinde bul bulurken direnci hesaba katıyorum bu AB noktasından geçen. Fakat TV'nin voltajının da bu bölgede artık open bir devre olduğu için ve voltajla uğraştığım için bu iki ohm'un burada VTV'nin ha buradan ha buradan almışım fark etmiyor yani bu yokmuş gibi davranabiliyorduk. Bunu önceki örneklerde anlatmıştım. Dolayısıyla bu iki ohm'un burada bizim yapacağımız işlemlerde herhangi bir katkısı olmayacak. Onu belirtmek istiyorum. Bu doğrultuda o zaman şöyle işlemlerimize şöyle başlayalım. Yani VTV'nin Burası 2 ohm etkilemez diyorum. Burası da VTV'nindir diyorum. Daha sonrasında araya herhangi bir devre elemanı giriyorsa da orayı farklı bir isimle isimlendiriyorum. V1. Buralarda artık bir de toprak seçiyorum. Bu aşağı tabanı da toprak olarak seçiyorum. Buna göre buradan iki tane düğüm noktasından iki tane de bilinmeyeni var ve V1 ve VTV'nin olarak amacım VTV'nini bulmak. Şimdi bunu iki tane bilinmeyeni denklem şeklinde yazmaya çalışalım ve bulmaya çalışalım. Şimdi birinci denklemimizi öncelikle VTV'nin cinsinden yazalım. VTV'nin cinsinden nasıl yazıyorduk hatırlayacak olursan. Her zaman uyguladığım ana eleman üzerinden başlıyorum. Yani ilk onu yazıyorum. Ondan sonra karşı tarafındaki voltajını buradan 3 kol ayrılıyor. Mesela bu kolu yazalım önce. Aradaki devre elemanından sonra olan voltaj neyse onu yazıyorum. VTV'nin eksi, V1 eksili yazıyorum. Aradaki dirence bölerek oradaki bir nevi akımı yazıyorum. Daha sonrasında ise bu işlemleri toplayarak gideceğim. En sona sıfıra eşitleyeceğim. Daha sonrasında direnç olan diğer taraf. Baktığın gibi e, burası açık devre şeklinde devam ettiği için 2 ohm'un herhangi bir işlemi yok. O zaman sadece burası kalıyor. Şimdi bu noktada ise şöyle bir ezber yöntemimiz vardı ama basit bir ezber yöntemi. Yani karıştırmamak adına ben her zaman diyorum ki sıfıra eşitliyorum öncelikle bunu belirtiyorum. Bunu belirttikten sonra hep sol tarafa yazarken bu VTV'nin noktasına giren eksi yani giren akımı akım kaynağını eksi olarak alıyorum. Neydi? O da işte büyük ünlü uyumunda giren eksi hepsi ince giren eksi. Yani gireni artı olarak yazmıyorum. Dolayısıyla buraya yazdım artıyı silebilirim. Şu şekilde bunu eksi olarak yazacağımı anlıyorum. Yani giren çünkü bu VTV'nine doğru giriyor. VTV'nine doğru gidiyor. Dolayısıyla bunu 2 olarak yazıyorum. Buradan hemen bir numaralı, 1 numaralı denklemimi şöyle bir düzenleyeyim. Buradan 2'yi karşıya attım. 6 şeklinde buldum. Bir de ikinci denklemimizi V1 için yazalım. İkinci denklemimizde de gördüğün üzere şimdi bu noktada V1'i 6 ohmla yazalım istersen. 6 ohm için. Bu noktadaki akım için karşı tarafta 12 voltu çıkartıyorum. Aradaki direnci bölüyorum. Artı diyorum. Bu karşı tarafta toprak var. Yani 0 var. Daha net anla diye V1 bölü 12 yapmadım. Direkt de topraktan çıkarıldığını gör diye V1 eksi 0 yazdım. Daha sonrasında ise karşı tarafta hep V1 önce yazıyorum. Bak Eksi bu kez VTV'nin eksi de kaldı. Bu şekilde aradaki direncimiz. 3 zaten 3 uç kol yazabilirdim. Burada herhangi bir akım kaynağı olmadığı için artı eksilik bir durumum yok. Olsaydı onu da ekleyecektim ama her zaman sıfıra eşitliyorum. Şimdi buraları bir 12'de birleştirebiliriz alt taraflarını. Şöyle bir düzenleyeyim hemen. Bu şekilde 7v1 eksi 4vt'nin 24 olarak buldum. Şimdi hem birinci denklemi hem ikinci denklemi iki tane de bilinmeyenim var. Ortak şekilde bir çözelim. Çözerken de mesela burada eksi v1 var, 7 tane v1 var. Şu üstteki denklemi direkt 7 ile çarpmam, eksi 7v1 ile artı 7v1 birbirine götürüp tam istediğim, benim sadece v1 ile işim yok zaten aradığım vt'nini bulurum. Bunu istersen hızlıca yapalım. Şuraya 7V-4 1 VTV'ni ters yazdım. Sadece VTV'ninler alt alta olsun diye. Üstteki denklemi de 7 ile çarptım. Taraf tarafa şimdi şöyle bir toplayalım istersen. Topladığımız zaman ne olur? Şöyle eksi 7V1 artı 7V1 birbirini götürecektir. Dolayısıyla buradan ben şunu görebiliyorum. 3 tane VTV'nin 42, 24 daha 66 olarak. Evet 42, 52, 62, 66 olarak görüyorum. Ne güzel 66, 3'e de bölünür. VTV'nini buradan 22 volt olarak buluyorum. Peki burada VTV'nin VTV'nini bulduktan sonra ne diyorduk? Ee, bir kere zaten Arel'in Artevenine eşit olması gerek diyeceğiz. Birinci cevabımız bu. Find de Arel demişti zaten. Burada şöyle yapalım. Daha düzgün yazalım. Burada Arel eşit olmalı. Artevenine bu da 9 ohm yapıyor. Bu kısımda zaten hem fikir olduktan sonra bu doğrultuda da formülümüz olan VT'nin karesi bölü yani maksimum power için maksimum güç için de formülümüz olan bir önceki işlemlerde de bulduğumuz işte i kare R'den yani VT'nin karesi bölü 4 R TV'nin şeklindeki formülümüzü uygulayabiliriz. Şöyle formülümüzü yazalım. Bunun genel formülünü de şöyle yazalım. VT'nin onu da farklı renkle yazalım ve teveninin karesi bölü 4 artevenin veya 4 arel fark etmez çünkü ikisi birbirine eşit zaten. Buradan da VTV'nin 22'nin karesi bölü 4 çarpı kaç bulmuştuk RTV'nin 9 10. Bu işlemi de dilersen beraber yapalım. Bu şekilde 22'nin karesi bölü 4 kere 9 36. Bu şekilde SD'ye basarsak 13.44 olarak bu şekilde Watt olarak buluruz. Pmax 13.44 Watt olarak elde ederiz. Bu şekilde bir maksimum power transferde bir örnek yapmış olduk. Başka bir videoda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın